Merhaba arkadaşlar. Bugünkü göreceğimiz konu maalesef şöyle söyleyeceğim. Şöyle yapalım. Ön izlemesini göremeyeceğiz. Ön izlemesini neden göremeyeceğiz? Çünkü arkadaşlar bakın ben burada kod yazdım. Ng swipe göreceğiz. Ng swipe bildiğiniz gibi mesela Android'lerde arkadaşlar siz ekranı hafif şey yapıyorsunuz. Yana doğru götürüyorsun. Sola doğru götürüyorsun. Bu sefer ne oluyor? Fotoğrafı işte ön izle sola götürüyorsun. Sağ getirerek fotoğraflar arasında dolaşmanızı sağlıyoruz. Şimdi bu örnekte arkadaşlar ona benzer bir şey bir gün yapacağız biz. Bakın ben her şeyi hazırladım. Sadece bunun için ne gerekli onu kullanacağız. Şimdi bunun için arkadaşlar ng tuş diyoruz. Bunun CDN'ini alacağız. Sütyen değil arkadaşlar. CDN'ini alacağız. Burada evet, alalım bir tanesini arkadaşlar. Burada ben daha önce aldım burada. Direkt Ctrl F tuş diye arattıralım. Gerçi ben arkadaşlar bir dakika burada Angular'ın kendi sitesinde vardı. Bu da direkt dots Angular diyelim. Ve burada neydi? Engi tuşu alacağız. Arkadaşlar bu Engi tuş dediğim gibi artık eğer mobil site yapacaksanız gerçekten çok işinize yarar. Yani kullanıcının parmağıyla ekranı sağa mı sola ve üste itti yakalıyorsunuz. Burada arkadaşlar bunu alalım direkt. Neydi? Kopyalayalım. Ve neydi? Buraya settings kısmından burada ben direkt arkadaşlar bakın 1.2.7 versiyonunu ekledim ve save class diyelim. Buraya arkadaşlar ondan sonra dependent injects kısmına ng st harfi büyük olmak üzere ng tuş yazıyoruz. Burada arkadaşlar gelelim. Şimdi bak buraya bu sayıyı yazdım. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Bakın ng swipe diyeceğiz. Neydi? Örneğin right. Yani kullanıcı mesela bu büyük parmağıyla arkadaşlar soldan sağa gittiğinde ne işlem yapsın? Bana sayı birer birer artırsın. Eşittir artı bir bu kadar. Ve arkadaşlar sola ittiğinde ne yapacağız? Ng swipe neydi arkadaşlar? Left eşittir neydi? Sayı eşittir neydi? Sayı eksi arkadaşlar. Pardon, sayı eksi bir. Bunu arkadaşlar swipe up var, swipe down var. Ve bunları da kullanabilirsiniz. Bundan sonra arkadaşlar ne kullanabiliriz? Örneğin buraya resim ekleyeceğiz. Biz diyeceğiz, pardon. Mesela örneğin bir resim diyeceğiz. Images işte SRC böyle arkadaşlar. Bu neydi? Engi show ne zaman gösterilsin? Sayı eşittir bir olduğunda. Başka bir resim koyacağız arkadaşlar. Image SRC diyeceğiz. İşte search yolunu yazacağız. Artık neydi? Engi show neydi? Sayı eşittir 2 olduğunda arkadaşlar. İşte bu yöntemle arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Siz slider yapabilirsiniz. Burada gerçi engi SRC yazabilirdik. Şuraya da engi SRC arkadaşlar bir yazalım. Ve buraya da ne yapalım? Bakın image diyelim. Burada kontrol şeylerin az süslü parantezler. Resimlerin boyutları arkadaşlar 200 piksele olsun. 200 piksel olsun. Şimdi burada image arkadaşlar neydi? Image neydi? ng-src neydi? Burada şimdi boş bırakalım. ng-show diyelim. Ne zaman bu resim görürsün? Sayı eşittir. Sıfır olduğunda arkadaşlar. Böyle. Örnek arkadaşlar bir tane resim alalım. Resim alalım buraya. Direkt. Maalesef bunun izlemesini arkadaşlar yapmayacağım. Yani çalışıp çalışmadığını bile kontrol. Keşke ki biz şey yapsaydık bilgisayarımıza. Neyse bunu direkt resim adresini biz kopyalayalım arkadaşlar. ng-src kısmına birinci kısmını yapıştıralım. Ve bunun için başka resim kopyalayalım arkadaşlar. Şöyle.
şeyleri resmini alalım. Kopyalayalım arkadaşlar. Burada herhangi bir hatamız yok herhalde. Yok herhalde şu anda herhangi, bakın şu anda arkadaşlar ne oldu? Sıfır gözüktü. Şu anda sayı sıfır olduğu için bu birinci resim gözüktü. İkinci resme de bunu yerleştirelim. Neydi? Arkadaşlar başka bir resim. Üçüncü resimde artık resmi görüntüleden bu olsun. Evet tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir tane div koyalım. Örneğin iş div olsun. Buraya div yazalım. Yazalım. Başka resim yok diyelim buraya. Neydi? Artık bunu div ile kapatacağız. Bu ne zaman gözüksün arkadaşlar? Bu divimizde hangi show? Neydi? Hangi show? Bu divimiz ne zaman gözüksün? Bu da say eşittir. Ne oldu? 3 olduğunda. Bu kadar arkadaşlar. Bunun denemesini siz yaparsınız. Artık bakın telefonda divin üzerinde 3'e kadar götür. Ben geri kısmını yapmıyorum. Burada önemli olan arkadaşlar hangi tuşu öğrenmek ve ben direkt bak settings kısmından siz tabii ki bunu arkadaşlar kendi lokal bilgisayarınızdan deneyebilirsiniz. Bakın bu script'i ekleyerek ben direkt CodePen üzerinden bu kodu aldım ki siz telefonla deneyebilirsiniz. Bu da arkadaşlar hangi tuş kısmını ekliyoruz. Bundan sonra işte hangi swipe right yani sağa gittiğinde sola gittiğinde ne işlemleri yapsın. Evet bu dersin sonuna geldik arkadaşlar. Bunu arkadaşlar kendiniz de görüp deneyebilirsiniz.